Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərdən qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalğun. Xəbərimizdə vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibi ilə əlaqədar mühim xəbərləri huzurunuza sunumuz. Qadirli görmələrimiz tünügün sizləri vaxtlandırğınımızdak, mana bu gün saat 2-də huzurunuzda bulduq inşallah. Bunun deyinkin hər günü məşu saatlərdə xəbərimizi diqqətinizə sunuşğa tirişimiz. Qələmsiz diqqətinizlər bugünkü xəbərlərimizin təfsilatı olsun. Hong Kong'daki namayışçılar kanun çıkarış idaresini koruşu aldı. 12. iyon The Wall Street Journal haberde bildirilişe kaçkullarını Xitay'a ötküzüp beriş kanununun makullaşığı karşılık görsetken Hong Kong halkı kanun çıkarış idaresi etrafıdaki yollarını pütürlüğe koruşu algan. Haberde milyondan artık Hong Kong halkı bugün etigendin başlap Hong Kong kanun çıkarış idaresi etrafıdaki yollarını takap karşılık görsetkenliki. Qanun çıxırış idarəsində qaçqınlarını Xitayğa ötküzüb veriş haqqındakı qanunnı müzakirə qılıbatqanlığı bildirildi. Xəbərdə yana qara kiyim kiyib maska taqıb alğan bir qism yaşlar hər xil polad tosaqlarını qolma-qol tutuşub yollarını tosqanlığı, özara qol tutuşub Hong Kong hökumət binası ətrafını qorşub alğanlığı. Bir qism zavod karxanalarının işçiləri iş taşlığan bulub, namayişçilərin sayı barğancı köpəyibatqanlığı bildirildi. Chet el şirketleri Xitay'dan çıkıp gitişke başıldı. Bugün ictimai uçur vasıtları tarqalgan uçurlarda məlum buluşça, chet el şirketleri iqtisadi kasatlaşışqa başlayan Xitay'dan məbliğini yötkep gitişke başlayan. Ama Xitay chet el karxanları ve sodigarlarının Xitay'dan çekinip çıkıp gitişini her xil vasıtları bilen tosuvatkan bulup, eğer şirketler rastırlı Xitay'dan çekinip çıkıp gitmekçi bolsa, %30% baş tapşırışqa, %10%'den 40% geçe cerimanı beci töyleşke mecburlanğan. Onundan sırt yana 10% mülazimet hakkını mı koşup alğan. Yıkında teyvellik malum sodigar Xitay'dan 9 milyard kımmetideki meblağını chet elge yötkeşini iltimas kılgan bulup, yötkemekçi bolğan polunun %30%'ini karxanı beci nam bilen ilip alğan bulup, sodigarının kuluğa alğan pul 5 milyard 700 milyon bolğan. Onundan sırt Xitay taşkı perivot başkuruş idaresi mülazimet hakkı dep, Məbləğinin %10%'ini talan taraj kılığan. 9 milyard məbləğdən 4 milyardqa yakın pul qaxtı soxtı kılınğan. Məlum buluşca, Yaponiyanın Suzuki şirketinin Çungjin Birləşmə şirketi Xitayının tosqınlıqı çidimay, barlıq pay çekini 1 yuan xalıq puldan ötküzüp bərməkçi bolğan. Şarkı Türkistan xalqının bir küllük heyti təşviş işçidə ötdi. 10-nji iyun ijtimoiy uchur vasitalari tarqalgan silliq ko'rinishlarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy Sharq Turkiston xalqiga hech kunlardimi aramchilik bermagan. Garchi Xitoy axborot vositalari Sharq Turkiston xalqini bir kunlik hetlik dam olishga qo'yib berganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, biroq Xitoy doiralari hech kunida xalqni mahalla komiteti va kanitlarga yig'ib olib aramchilik bermagan. Xalq dakkudukki ichida urug' tuqqanlari bilan o'zaro hetlasha olmagan, hatto hetlarini tabriklasha olmagan. Heyt mezgilde halk yine kent ve mahalli komitetlerine çağırtılıp, komünizm yakşı, Xi Jinping yakşı digen kızıl nakşlarını yetişki mecburlanğan. Bir kısım kentlerdeki Xitay'nın korcak emeldarları ve atılmış koşmak tukkan Xitaylar, halkının üyünü harak sorunuğa aylandırvalgan. Amerika, Hong Kong'un alahide rayonluk imtiyazının bekar kılındıgallıkını cekarladı. Dünya Avazı Torunun bugünkü haberde bildirilmişçe, Amerika hükümeti bayanatçısı Ortigas Hong Kong'da icra kılınmakçı bulgan kaçkullarını bir taraf kılış kanunu hakkında bayanat ilan kıldı. Bayanatta eğer Hong Kong dairleri kaçkullarını bir taraf kılış kanununu makullasa, Hong Kong'un alahide rayonluk imtiyazının bekar kılındığallığı bildirildi. Bayanatta yana milyonga yakın kişinin köçülerine çıkıp karşılık görüştüşe şunu enik görüştüp verdi ki, Xalq bir devletli iki xil tüzüm siyasını buzalaydı, digerler bildirildi. Xitay taşqı işler bayanatçısı Gengşuan Amerika'nın bayanatıgı narazılıq bildirip, bu bayanatının mesuliyetsizlik ikerlikini təkildi. Ve Amerika tarafını Hong Kong meselesi ve Xitay'nın içki işlerine arlaşmasızlıkka, kaçkullarını bir taraf kılış kanunu makullanğan taktırdı mı? Hong Kong'ni tamojini beci uğruşu ve Xitay'ı yürgüzüdüğün yukarı texniki embargosunun təsirge uçuratmasızlıkı çakırdı. Amerika baş elçisi İslam ellerinin Uygur Müslümanları hakkında sükutu turvalganlığını ayıpladı. Guardian torunun tünügünki haberde bildirilmişçe, Amerika dini erkenlik baş elçisi Sam Brownback,
İslam dünyasındaki her kaysi hükümetlerinin Şarkı Türkistan'daki ceza lagırlarına kamalgan Uygur Müslümanları hakkında sükutlu turvalganlıkıdan kattık ümitsizlengenliğini bildirdi. Dokulata Amerika'nın İslam dünyasındaki yakın ittifaklaştırdığını hesaplandıran Saudi Arabistan, Arap Birleşme Halifeliği ve Mısır hükümetlerinin mu hazırgıcı Uygur Müslümanları hakkında sükutlu turvalganlıkı. Hatta İslam Hemkarlık Teşkilatı'nın bu yıl 3. ayda makullanan kararnaması da Xitayning Müslüman fuqarolariga ko'ngil bo'lyotdi deb maqtaganligi, Saudi vali ahdisi Muhammad bin Salmonning Xitayning bu siyosatini terrorlikka va radikallikka qarishtirishga to'g'ri tadbir deb Xitayning tarafini olganligi tilga olindi. Sam Brownback bu masalada Turkiyaning dodillik bilan Xitayni ayiblaganligini va g'arb davlatlarining aktiv ovoz qo'shganligini maqtadi va islom dunyosining sukuti turib olganligidan qattiq umidsizlanganligini bildirdi. U bu haqda to'xtalib, munularni bildirdi. Agar Xitoyning bu qilmishlari vaqtida to'silmasa, ularning bu xil boshqaruv tizimasi boshqa davlatlarga ham kengayishi mumkin. Islom davlatlarining bu masalada sukuti turib olishining muhim sabablaridan biri ularning o'z davlatidagi kishilik huquq masalasining mo tangli tanqidga uchrab qolishidan ansirganligidan bo'lgan. Ammo Sam Brownback o'zining yanada umidvor ekanligini texmo ko'p uchurlarning oshkorlanishiga ergishib, har qaysi davlatlardagi xalqlarning hukumatga besim tushirib, ularni harakatlantirganligini bildirdi. Xitoy Qozog'istonga berayotgan qarz pulini bekor qildi. 13 iyun ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan uchurlarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy bir balvoq bir yo'l planiga asosan Qozog'istonning temir yo'l qurilishiga berayotgan qarz pulini to'xtatib olgan. Bildirilishicha, Xitoy bilan Amerika savdo urushining keskinlashishi va murakkablashishiga ergishib, Xitoyning bir balvoq bir yo'l savdo plani sug'uchilishga boshlagan. Xitoyning savdo planidagi eng muhim davlatlarning biri hisoblanadigan Qozog'istonning temir yo'l qurilishi plani ham barbod bo'lgan. Xitoy Qozog'iston temir yo'l qurilishiga bermoqchi bo'lgan umumiy summasi 1 milliard 900 ming Amerika dollarlik qarz pulini qaytarib olgan. Aslida bu qarzning qaytarish muddati 20 yil ekan. Xitoyning Qozog'istonga bermoqchi bo'lgan uzun muddatlik qarzini bera olmasligidagi asosiy sabablarning biri Xitoy moliyasida jiddiylik ko'rilganligi bo'lib, Qozog'iston hukumatı Xitoyning bu qaroridan qattiq norozi bo'lgan. Ammo Xitoy rejimi Qozog'istonga berilgan qarz pulini planda ko'rsatilgan qurilishlarga ishlatmadi deb bahona ko'rsatgan. Donald Trump Xi Jinping G20 yig'iniga kelmasa, bojining sonini texmo oshiraman dedi. Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi savdo urushining yuqori pallaga chiqishiga ergishib, Amerika prezidenti Donald Trump 10 iyun kuni Xitoy mollariga qo'yilgan tamojna bojining sonini texmo oshirganligini bildirdi. U buningdan ilgirirak bu vaqtdagi suhbat jarayonida Xitoy bilan bo'lgan savdo suhbatida birlikka kelmasak tamojna bojini 300 milliard dollarga o'stiramiz degan edi. Reuters agentligining 11 iyundagi xabarida aytilishicha, Donald Trump 28 iyun kuni Yaponiyaning Tokyo shahrida ochilgan G20 yig'iniga qatnashadigan bo'lib, bu yig'inga Amerika qatorliq 19 davlat va Yevropa ittifoqining rahbarlari qatnashadi degan. U bu vaqtda muxbirlarning savollariga javob berib, Xi Jinping bilan ko'nglimiz yaqin. Agar bu qitimqi yig'iniga kelmasa, Xitoy mollaridan elindigan tamojna bojining sonini oshiraman dedi. Ma'lum bo'lishicha, hozir Amerika import qilayotgan Xitoy mollariga 35% dan 40% kichik tamojna boji qo'yilayotgan bo'lib, ikki taraf oxirgi kelishimga kelmasa, yana 60% bojning qo'shilishi aniq ekan. Janubiy Xitoy shahar gazetasining 11 iyun sonida e'lon qilingan bu vaqtdagi maqolada ko'rsatilishicha, bu qitimqi savdo urushi o'tgan 20-30 yil mobaynida Dünya iqtisodida yangidan bosh ko'targan kuch deb ta'riflanib kelayotgan Xitoy iqtisodining qaysi darajadagi kuchlikligini ro'shan namoyon qilgan. Xitoy bir bo'lsa Amerikaning buyruqlarini yavoshlik bilan o'rindishi, bir bo'lsa buni rad qilib, o'zlarining osti taraqqiyot liniyasiga tushishi zarur bo'lib qolgan. Bulibmo Huawei qatorliq bir qator cho'ng shirkatlarining Amerikaning texnikalari bo'lmaganda birdilla oqsab qilishi Xitoy iqtisodidagi ojizliklarni texmo aniq ko'rsatgan. Bu hal devlet müdafiyesi, maşin sazlık sanayiti, Avasya sanayiti qatarlıq köplügen sahalarda uxşaşırken. Maqalda görsülüşçe ilgili kişiler Xitay özünün köp tərəflimi alahidlikleri bilen Amerikanın soğudu uruşu arqalıq besim qilişiga taqabil durup kitaylaydu dəb qarab gelgen. Ama Xitaydaki en çoğun şirket bolgan Huawei'nin təqdiri kişilerinin bu ümidinin quruq köpükdün başqınarısı əməslikini ispatlıqan. Abdurmuşu əhvallarga asasən, Xitoyga Amerikaning shartlarini qabul qilishdan boshqa chiqish yo'li yo'q deb alohida ko'rsatgan. Xitoy Amerikaning Uyg'urlar masalasidagi maydonini tanqidladi.
Xitay Taşqışlar Ministerliği 11-ci iyun günü Amerika hükümetinin Şarkı Türkistan'daki siyasi bastırış kılmışları doğrusu kılgan sözlerini bütünlüğü asassız baha birişte bildirildi. Xitay rejimi başkuruşudaki Yerşarı Vakti Gelsinin 11-ci iyundaki sahanda eğitilişe Taşqışlar Ministerliği'nin bayanatçısı Gingşuan bu axtı söz kılıp, köz bilen körgenge işiniş en akılanlıqdır dep bildirildi. Hem de Şarkı Türkistan'da hiç kandak terbiyeleş lagırlarının mevcut emestikini, bu yerde barbolgallarının pekat kespi terbiyeleş merkezleri işkellikini, bu merkezler kurulgandın buyan Şarkı Türkistan'da hiç kandak zorluk hareketlerinin yüz bermigellikini alahide tekitledi. Şundakla atılmış Şinjan'daki mescitlerinin sahne, Amerika'daki mescitlerinin sahandın 10 hessi artıq dep bildirildi. Ama Şarkı Türkistan'daki mescitlerinin kopkuruk bulup kalgallıkını tilg almadı. Xitay əməldarlarının Amerika Taşqışlar Ministeri Mike Pompeo'nun sözlerini tənqidləşi, Xitay Taşqışlar Ministerliğinin muavin ministeri Can Hanhoy'nun tolumu qopallarçı sözlerdi mu əks etdi. O bu axta Xitay muhbirlerinin suallarına cevap verip, dövlətimizin Şinjan məsəlisini bir yaxlıq qilish usulini tənqidləməkçi bolğanlar, suquq uruşunun qəbrilirdin ömüləb çıqqan murdilardır. Onlar heç qaçan yalğan yavdaq gəplərini poş dəb baxmağan digən. Şunaqlı milyonlarca kişi lagırıqı qamalğan digən bayanını, Xalqarada Xitayning obrazıga qarı sovuqanlıq deb bildirilgan. Halbuki mutaxassislar Xitay rejimining Sharqi Turkistondagi bastirish harakatlarining bizga ma'lum bo'lganlari faqat muzdag'ning cho'qqisi xolos deyishmoqda. Sharqi Turkistonda Xitayning eng cho'ng ig'ir nefit ishlab chiqarish bazasi borligi keldi. Xitay rejimi yaqinqa mazgillarga qadar ig'ir sanoat ishlab chiqarishiga lozimliq ig'ir nefitning 80%'ini çet elden import kılıp kilovatkan bulup, yıkındı bu halga hatimi berilgenlikini cekarladı. Xitay Pen Texniki Toru'nun 10. iyondaki haberde eğitilişçe, Xitay rejiminin yeni texnikilerden paydalanıp kizip çıkan iğir nefit zapisi hazır 100 milyon tonluğu yetken. Bunun bilen Şarkı Türkistan'daki Xitay'nın bu sahadaki en çok işlep çıkılış bazısı bulup kalgan. Ma'lum bo'lishicha iğir nefit odatda davlat mudofiyasi va iğir tipdagi sanoat qurilishida kam bo'lsa bo'lmaydigan material bo'lib, Sharqi Turkistondan qizib olingan iğir nefitning sapliq darajasi nihoyatda yuqori ekan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atki programmamizni ko'rishguncha sizlarga janobi Allohga topshiramiz. Shuna qilib programma oxirida ekran orqasidagi barlik xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.